Selamun Aleyküm sevgili izleyenler. Akit TV'den hayırlı günler. 16 bülteniyle sizlerleyiz. Akit TV'den Uğurcan Gökçe ve Akit gazetesinden Muhammed Uzun'un özel haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Akit TV'den Uğurcan Gökçe ve Akit gazetesinden Muhammed Uzun, Fethullahçı terör örgütünün tetikçi yayın organı Zaman'ın Türkiye'nin en çok satan gazetesi sloganının koca bir yalandan ibaret olduğunu ortaya çıkardı. 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından Türk milletinin yüz çevirdiği paralel ihanet şebekesinin yayın organlarının tirajları günden güne eriyor. Paralel yapının yayın organları ise en çok satan gazete oldukları yalanını sürdürmeye devam ediyor. Gerçekse bunun tam tersi. Akit ekibi örgütün abi ve ablalarının tehditle insanları abone yaptığı, zorla sattığı gazetelerin hiç okunmadığı hatta hurda kağıt yerine kullanıldığını gözler önüne serdi. Satıldı denilen gazetelerin hiç dokunulmamış vaziyette İstanbul Fikirtepe'de bulunan bir kağıt deposunda olduğu ortaya çıktı. Akit kameraları depoda bulunan zaman bugün millet ve meydan gazetelerini görüntülemeyi başardı. Biz onları 17 ve 25 Aralık ihanet operasyonları sonrası tanıdık. Bahsettiğim yapı sizin de tahmin ettiğiniz gibi paralel yapı. Bu yapı ne kadar tehlikeli ise bu yapıya destek veren, yakın duran ve sözünü yapan medya grupları da bir o kadar tehlikeli. Şimdi İstanbul Fikirtepe'deyiz. Arkamda gördüğünüz depoda ise bu yapıya destek veren, Başta zaman gazetesi olmak üzere birçok gazete bulunuyor. Paralel yapının tiraj oyunu gazete dağıtım bayilerinden ambalajlı bir şekilde balya balya gazetelerin depoya taşınmasıyla başlıyor. Gazete balyaları bu depoda hiç açılmadan küçük kağıt hurdacılara satılıyor. Kağıt hurdacıları tarafından geri dönüşüm firmalarına teslim edilen gazeteler kağıt hamuru haline getirildikten sonra tavuk çiftliklerinde yumurta kartonu olarak kullanılıyor. Tezgah bu şekilde işlerken paralelin sözcüsü Zaman Gazetesi ise matbaalarında bolca yumurta kartonları üretiyor. Bir yandan da en çok gazeteyi biz satıyoruz yalanıyla övünmeye devam ediyor. Haberlerden sonra... Opera. Paralel darbe girişimi öncesinde 1 milyonun üzerinde olduğu iddia edilen Zaman Gazetesi'nin tirajı ihaneti deşifre olduktan sonra ise büyük bir düşüş yaşayarak 600 binlere kadar düştü. 600 bin rakamının çoğunun aslında yumurta kartonu olduğu düşünüldüğünde ise gazetenin yaşadığı itibar kaybı gözler önüne çıkıyor. <laughs>